أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. صدق الله العظيم. Ha mim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır ve öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar.
göğün açık bir duman getireceği günü bekle. O duman insanları bürür. Bu elem dolu bir azaptır. İnsanlar, Rabbimiz, bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz artık inanıyoruz derler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler. Hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Bir kez daha Gönül Dergahı'yla karşınızdayız. Bundan böyle pazar akşamları karşınızda olacağız. Her zaman olduğu gibi programımıza yine Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladık. Duhan suresinin 1. ile 12. ayet-i kerimelerini okudu. Çok değerli Paşa Camisi müezzinlerinden Hayrullah Demir kendisine de teşekkür ediyoruz. Evet, Duhan suresi ile ilgili kısa bilgi verecek olursak, Duhan suresi Kur'an-ı Kerim'in 44. suresidir. Mekke devrinin sonlarında indirilmiş olup 59 ayetten oluşmaktadır. Sure ismini 10. ayette geçen ve duman anlamına gelen Duhan kelimesinden alır. Duhan suresinde Kur'an-ı Kerim'e ve peygamberlere inanmaktan, inanmayanların dünya hayatında uğrayacağı sıkıntılardan ve ahiret hayatında çekecekleri azaptan bahsedilmektedir. Ayrıca iman edip kötülükten sakınanların ebedi mutluluğa erecekleri de bu surede Rabbimiz tarafından açıklanmaktadır. Sevgili seyirciler, programımızda bu hafta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i konuşacağız. Peygamberimizi niçin örnek almak zorundayız? Niçin ona uymalıyız? Peygamberimize neden itaat etmeliyiz? Peygamberimize tabi olmada asıl hedef Allah rızası değil midir? Peygamberimizin sünnetlerine uymak niçin önemlidir? Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberimizi ayrıymış gibi göstermenin verdiği zararlar nelerdir? Programımız içerisinde bu konulara inşallah çok kıymetli hocamız, emekli müftü Sayın Ahmet Akgül ile beraber cevap arayacağız. Ve her zaman olduğu gibi programda Sayın Hocamız, konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler, hemen hatırlatalım. 22 Aralık Salı günü Mevlid Kandili inşallah idrak edeceğiz. Mevlid Kandili'ni kutlayacağız. Peygamber Efendimizin doğum günü. Biz de bu programda Peygamber Efendimizi konuşalım diye düşündük. İnşallah Salı günü de yine çok kıymetli hocamla birlikte Vizyon 58 TV ekranlarında Mevlid Kandili özel programıyla karşınızda olacağız ve o günde yine Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin farklı yönlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Ve bu arada telefon numaralarımızı hemen hatırlatmak istiyorum. 0346 alan koduyla 225 30 11 nolu telefondan bizlere ulaşabilir ve Peygamberimizle ilgili merak ettiğiniz soruları bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya, yani Facebook'tan da bizlere ulaşabilir ve sorularınızı yazabilirsiniz değerli seyirciler. Evet hocam, programımızda bu hafta Peygamberimizi konuşacağız. Her yönüyle nasıl birisiydi? İnsanlığa hangi mesajları iletti? Yaşantısıyla bizlere hangi ilahi mesajları verdi diyelim? Bizler Peygamber Efendimiz'i örnek alıp ahlaken ona nasıl tabi olmalıyız? Tabi olmazsak bize olan zararları nedir? İnşallah programımız içerisinde daha detaylı bir şekilde bize ayrılan sürede bunları konuşacağız. Ben size sözü hemen vermek istiyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Konuşmamızı içerisinde yine detaylandıracağız. Buyurun. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Emma ba'd. Öncelikle bizleri yaratan, yaşatan, rızıklandıran, sayısız nimetleri lütfeden Rabbimize hamdü senalar. Ümmeti olmakla şereflendiğimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize, onun ashabına, ensar ve muhacirine, zevcat-ı mutahharatına
Ehli beytine salatu selamlar olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed. Gerçekten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bütün yönleriyle tanımak, evet, böyle bir iki ders çerçevesinde olması mümkün değil. Ancak Efendimiz'i yine Efendimiz'e indirilen Hazreti Kur'an'la, evet, tanımak gerekiyor. Çünkü Peygamberimizi en güzel tanıtan Cenab-ı Hakk'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla biz de öncelikle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Kur'an'la tanımaya çalışacağız. Çünkü Efendimiz Kur'an'ın canlı bir örneğidir. Onun yetiştirdiği toplum Kur'an'ın canlı örneği, bir başka ifadesiyle Kur'an'ın ve İslam'ın tercümanıdır. Evet. Kur'an'la Peygamberimiz, sünnetle Peygamberimiz, bunları inşallah gerek bu akşamki dersimizde, hı hı, gerekse 22 Aralık Mevlid Kandili gecesinde inşallah hocam, biraz daha detaylı bir biçimde bu konuyu işlemeye çalışacağız. Evet. Ancak konuya bir ayet-i kerime ile girmek istiyorum. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın gönderiliş sebebi veya taşıdığı özellikler, sıfatlar nelerdir? Bunların birçoklarını içerisinde ihtiva eden bir ayet-i kerime. Evet. Bu ayet-i kerime Ahzab suresinde, Ahzab suresi efendim 45 ve 46. ayet-i kerimelerden oluşuyor. Bu ayet-i kerimeleri kısaca bir hatırlayalım inşallah. Mevlamız buyuruyor: Ya eyyühen nebiyyü, ey şanı yüce peygamber. Bakın burada da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir farklılığı ortaya çıkıyor. Yani diğer peygamberlere Mevlamız isimleriyle nida ettiği halde, hitap ettiği halde, Peygamberimize bütün hitaplarında Cenab-ı Hak bizatihi ismiyle değil sıfatıyla hitap ediyor. Ey şanı yüce peygamber aleyhissalatu vesselam ve haberci, muhbiri sadık, inne arselnake, şüphesiz biz seni gönderdik, şahiden, şahit olarak gönderdik. Bütün ümmetlere şahit. Hem kendi ümmetine hem diğer ümmetlere. Efendimizin de ümmeti diğer ümmetlerin şahidi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi de bütün peygamberlerin ve bütün ümmetlerin, evet, şahidi olarak gönderiliyor. Onun için inne arselnake şahide buyuruyor Cenab-ı Hak. Biz seni gerçekten şahit olarak, tanık olarak gönderdik. Hem kendi ümmetine hem diğer ümmetlere. Ve mübeşşiran ve nedira. Bir diğer sıfatı müjdeleyici, mübeşşir. Evet. Kimi neyle müjdeleyen? Müminleri, iman ehlini, tevhid ehlini, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ehlini cennetle müjdeleyen, rahmetle müjdeleyen müjdeleyici olarak gönderdik. Ve nezira ve uyarıcı. Uyarıcı da insanlığı tehlikelere karşı uyaran, zarara düşmemeleri için insanlığa, evet, tembihatta bulunan ve kendi ifadeleriyle de innema enen nezirul uryan, ben açık ve çıplak bir uyarıcıyım. Yani çok net bir uyarıcıyım ifadeleriyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Cenab-ı Hak insanlığa uyarıcı olarak gönderdiğini ifade ediyor. Bir başka özelliği, ve da'iyen ilallahi biiznih, o peygamber ki Allah'ın izniyle Allah'ın dinine çağıran, davet eden bir davetçi. Dolayısıyla peygamberimizin bir özelliği de, belki en büyük özelliği, da'i olması, yani davetçi olması. Evet. Ve siracen münira, ve bir de aydınlatıcı lamba. Nasıl ay gecenin karanlıklarını aydınlatıyorsa, insanlığın hayatını Kur'an nuruyla, sünnet nuruyla aydınlatıcı olarak gönderilen şahsiyet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve dolayısıyla diğer peygamberlerdir. Şimdi Ercan Bey, tabii ayetler çok. Ben bunları, hı hı, birkaç ayet okuduktan sonra diğer, evet, özelliklerine geçeceğim.
Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz peygamber olarak gönderilmezden önce acaba diğer kitaplarda ismi geçiyor muydu? Peygamberimizi müjdeleyen kitaplar ve peygamberler var mıydı? Buna baktığımız zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı Adem aleyhisselamdan itibaren gelen tüm peygamberler kendi ümmetlerine müjdelemişler. Kendi ümmetlerine her peygamber de kendi ümmetinden söz almış. Bunu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmran'ın bir ayetinde Âl-i İmran suresinin şöyle ifade ediyor. Evet. Ve iz ehadallahu mithaqan nebiyyin lema ateytukum min kitabin ve hikmeh thumme ca'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum letu'minunne bihi ve letensurunneh قَالَ اَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ اِصْرِي قَالُوا اَقْرَرْنَا قَالَ فَشْهَدُوا وَاَنَ مَعْكُمْ نَشَّاهِدِينَ Çok anlamlı bir ayet-i kerime. Ya Muhammed aleyhissalatü vesselam, Allah Celle Celaluhu'nun bütün peygamberlerden, rasullerden, nebilerden kuvvetli bir söz tekit edilmiş, pekiştirilmiş, evet, güçlü bir ahd-i misak aldığını hatırlayıver. Allah Celle Celaluhu peygamberlere diyor ki, ne zaman ben size bir kitap ve hikmet verirsem, o kitap ve hikmeti sizden sonra gelecek, o kitap ve hikmeti tasdik edecek bir peygamber gelirse, elbette letu'minunne bihi, ona inanacaksınız, ve letansurunne, onun getirdiği davaya da yardımcı olacaksınız. Onlar da hepsi birden dediler ki, evet ya Rabbi, biz bunu kabul ettik. Eğer o peygamberle karşılaşırsak, bir araya gelirsek, o peygambere iman edeceğiz, ona yardım edeceğiz ve Cenab-ı Hak bunlardan bir ahd-i misak aldı. Bütün peygamberler de kendi ümmetlerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesini verdiler. Buna bir örnek vereceğim. Süleyman Aleyhisselam ordusuyla Medine-i Münevvere'den geçerken, tabi o zaman Medine'nin adı Yesrib'ti. Oradan geçerken aynen askerlerine, sahabelerine şöyle sesleniyor. Diyor ki, ey Müslümanlar, hadih daru hicreti ahir, nebiyyi ahiriz zaman. Burası hadih daru hicreti nebiyyi ahiriz zaman. Burası son zaman peygamberinin, ahir zaman peygamberinin, peygamberlerin son halkasını oluşturan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hicret edeceği yurttur. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Mekke'de doğacağını ve orada bir zaman yaşayacağını, hem de ömrünün çoğunu, sonra kendisine peygamberlik verileceğini, evet, ki Peygamberimize peygamberlik malum 40 yaşına verildi. Peygamberlik verileceğini ve Mekke'de barındırılmayacağını, sonra Yesrib'e hicret edeceğini geçmiş kitaplar bile yazıyor. Evet. Geçmiş kitaplar Tevrat'ta var, İncil'de var. Hem peygamberimizin geleceği haberi, hem de Süleyman Aleyhisselam tarafından da Medine'nin gelecekte peygamberimizin hicret yurdu, sığınacağı bir yer olacağı haber veriliyor ve sonunda da şöyle diyor. Tuğba limenik tedabi. Ne mutlu ona uyanlara. Evet. Ve tuğba limenit teba sünene. Onun sünnetlerine uyanlara ne mutlu, ve tuğba limen âmene bih, ona iman edenlere ne mutlu. Böyle bir haberi var. Şimdi gelelim Tevrat ve İncil'deki peygamberimizin müjdelendiğine. Yine bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ O öyle bir peygamber ki, Tevrat'ta ve İncil'de, kendi yanlarında bulunan, ellerinde bulunan, Tevrat ve İncil'de isminin yazılı olduğunu buldukları peygamber. O peygamber iyiliği emredecek, kötülüklerden vazgeçirecek, evet, helalları, haramları beyan edecek, insanların gerçekten muhtaç oldukları değerleri anlatacak. Böyle bir peygamberden bahsediliyor. Tevrat'ta da ismi yazılı, özellikleri yazılı, İncil'de de özellikleri yazılı. Peki bugünkü Tevrat ve İncil'de var mı bu?
Bugünkü Tevrat ve İncil'ler hakikati yansıtmıyor, gizliyorlar. Hadis-i adına bozmuşlar. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmezden önce Tevrat'ta ve İncil'de okuyorlardı. Hatta öyle ki müşriklerle savaştıkları zaman, yani Yahudiler, Hristiyanlar, ehli kitap, ateist olanlarla, müşriklerle savaştıklarında ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Ve kânû yesteftihûne alellezîne keferû. Gerçekten onlar inkarcılara karşı, yani ehli kitap kendilerinden olmayan müşriklere karşı o peygamber hürmetine zafer talep ediyorlardı. Yesteftihûn, yani yatlubûnel fetha minallâhi bi hürmetin nebi demektir. Yani o gelecek peygamber hürmetine, ya Rabbi bize zafer ver, başarı ver diyorlardı. Evet. Felemma ca'ehum ma'arafu, ne zaman ki o tanıdıkları peygamber kendilerine geldiyse, keferu bih, onu inkar ettiler. Dediler ki evet, biz kitaplarımızda bunu söylüyorduk, haber veriyorduk ama fakat bizden gelmedi, Araplardan geldi. Hasetlerinden, düşmanlıklarından bu sefer o Tevrat'taki, İncil'deki peygamberimizin geleceğini haber veren ayetleri değiştirdiler. Özelliklerini değiştirdiler. Evet. Halkın ona meyletmemesi için, toplumun ona inanmaması için. Ama bütün bunlara rağmen Allah Celle Celaluhu peygamberini ne için gönderdiğini, ne için göndereceğini, hem de aynı lafızlarla birkaç yerde geçiyor ayetler. Tevbe suresinde var, Saf suresinde var, Fetih suresinde var. Aynı lafızlarla şöyle buyuruyor: Huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hakkı liyuzhirahu aleddîni kulli. O Allah Celle Celaluhu Resulünü, peygamberini, elçisini hidayetle ve bir de hak dinle gönderdiğin için, onun dinini bütün dinlere galip getirmek için. İslam dini bütün dinlere galiptir. Her ne kadar bugün dünya üzerinde İslam'ın dışında din olduğu, dinlerin var olduğu söylense de, Yahudiler kendilerince, Hristiyanlar kendilerince dinlerinin olduğunu söyleseler de, İslam geldikten sonra onların din olduğunu söylemek mümkün değil. Bu konuda da ayet-i kerime var zaten. Ayet-i kerimeler de var. Evet. Allah katında hak din. İnned dine indellahil İslam. Allah'ın yanında tek muntazam, tek muazzam din İslam dinidir. Ve men yebtegi gayral İslami dinen felen yukbele min. Her kim İslam'dan başka bir din arayışı içerisinde olursa, kesinlikle bu arayış ondan kabul edilmez. O kimseler ahirette zarar edenlerden olur. Çünkü Cenab-ı Hak peygamberimizi göndermekle Tevrat'ın ve İncil'in hükümleri ne yapılıyor? Nesk ediliyor. Yeni bir kitap, yeni bir peygamber, yeni bir ideal, yeni bir dava ve o peygamberlerin de davalarını müjdeleyen ve o peygamberlerin davalarını tasdik eden aynı zamanda bir peygamber geliyor. Evet. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmezden önce Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından zafer kazanmaları için vesile kılındığı da yine Kur'an'da beyan ediliyor. Peki onlar peygamberimizi tanıyorlar mıydı? Yine Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde ifade ediliyor. اَلَّذ۪ينَ اَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, yani Yahudiler, Hristiyanlar, o peygamberi kendi çocuklarını, oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlardı. Ama ve inne ferikan minhum, onlardan bir grup veya gruplar, leyektumûne hakka ve hum ya'lemûn, bile bile gerçekleri gizliyorlardı. Gerçekleri gizliyorlar. Yoksa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, yani Medine'deki Yahudiler, Mekke'deki Yahudiler veya müşrikler tanımaz değiller, tanıyorlar. Hele hele Peygamberimize peygamberlik verilmezden önce o kadar bir beğeni kazanmıştı ki Mekke'de. Çünkü gençliği farklı, çocukluğu farklı, muameleleri farklı. Hemen hemen her çıkmaz meselelerde hakem tayin edilen bir insan ve Muhammedül Emin unvanını kazanan bir insan. Peki hocam, Peygamber Efendimiz'e 40 yaşında peygamberliğin tebliğ edilmesinin sebebi, hikmeti nedir? Şimdi 40 yaş kemalat yaşıdır. Evet. Yani belki daha genç yaşta insanların güveni farklı olabilir. Onun için lider olan, devlet kuracak olan,
insanlara ilahi mesajları sunacak olan bir peygamberin de bir takım peygamberlikten önce halkı tanıması, toplumu tanıması, birçok özellikleri taşıması lazım ki peygamberlik yükünü taşıyabilsin. Evet. Çünkü peygamberlik yükü ağır bir yük, sorumluluğu çok kapsamlı. Onun için Cenab-ı Hak genelde peygamberlerin hepsini 40 yaşında göndermiş. İsa aleyhisselam hariç. İsa aleyhisselam bazı tefsirlerde 30 yaşında peygamber olarak gönderildiği ifade ediliyor. Evet. Daha farklı ifadeler de var. Ancak burada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın peygamberlikten önce oradaki müşrik bir topluma, putperest bir topluma, tamamen hayatı böyle karma karışık bir topluma güven vermiş olması, peygamberlik öncesi hayatının da örnek bir hayat olduğunu gösteriyor. Esas burası çok önemli. Bir diğer husus, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki, kendisini tarif ederken peygamberlik verildikten sonra, ene davetü ebi İbrahim, ben babam İbrahim'in duasıyım. Ve tebşiru seyyidine İsa aleyhisselam, İsa aleyhisselamın da müjdelediği peygamberim. Anamın da rüyasında gördüğü ve işte zamanı geldiğinde de gerçekleşen bir peygamberim. Nasıl? Evet. İbrahim aleyhisselamın duası. Bakara suresinde İbrahim aleyhisselamın dualarından bahsedilirken, yaptığı dualardan birinde İbrahim aleyhisselamın şöyle dediği ifade ediliyor. Rabbena veb'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim inneke entel azizul hakim. Evet. Bunu İbrahim aleyhisselam söylüyor asırlar öncesinden. Ne diyor? Ya Rabbi, onlara, onların içinden öyle bir peygamber gönder ki senin ayetlerini onlara okuyan, kitabı yani Kur'an'ı ve hikmeti onlara öğreten, sünneti öğreten, bunu söyleyeceğim zaten, bir de onları kirli ve karmaşık bir hayattan temizleyen, kurtaran, temiz bir toplum meydana getiren, getirecek olan bir peygamberi onlardan gönder. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam İbrahim aleyhisselamın duası hürmetine. Tabi İbrahim aleyhisselam dua etmeseydi o peygamber gönderilmeyecek miydi? Gönderilecek. Ama bir yerde İbrahim aleyhisselamın soyundan. Çünkü Hazreti İsmail aleyhisselamın soyundan geliyor. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Diğer İsrail oğulları peygamberleri de yine İbrahim aleyhisselamın oğlu İshak soyundan geliyor. İshak aleyhisselam soyundan geliyor. İbrahim aleyhisselam bir yerde birçok peygamberlerin ulu dedesidir. Ulu dedesi. Bu açıdan baktığımız zaman dua ediyor. Ya Rabbi, insanlara kendi içlerinden, kendilerinden senin ayetlerini onlara okuyacak olan, kitabı ve sünneti onlara öğretecek olan, onları temizleyecek olan bir peygamber gönder. Evet. Yine Peygamberimiz diyor ki, ben İsa aleyhisselamın müjdelediği bir peygamberim. Nasıl müjdeledi? O müjdelediği peygamber, ve mübeşşiran bir rasulin ye'ti min ba'di ismihu Ahmed. Bundan öncesi var aslında. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, İsa aleyhisselamın, Meryem oğlu İsa'nın, Mesih aleyhisselamın şöyle dediğini hatırlayıver. Ey İsrailoğulları, ben Allah'ın size gönderdiği kitabı tasdik eden ve size gönderdiği bir peygamberiyim. İnni Rasulullah ileyküm musaddiqan lima beyne yedeyye minet tevra. Allah'ın beni size gönderdiği bir peygamberiyim. Benden önceki size indirilen, size gönderilen Tevrat'ı da doğrulayan bir peygamberim. Yani hiçbir peygamber kendisinden önceki peygamberlere verilen kitapları yalanlamamıştır. Ki bizim inancımızın gereği de o. Hep onaylıyorlar, hep tasdik ediyorlar. Ve mübeşşiran bir rasulin ye'ti min ba'd ismihu Ahmed. Benden sonra gelecek olan ve ismi de Ahmet olan bir peygamberi müjdeleyeceğim diyor. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam geleceğini müjdeliyor. İsa aleyhisselam. Ama bugünkü İncil'lerde var mı? Sadece tarihçiler diyorlar ki Bernaba İncil'i, bu da Vatikan'da olduğunu söylüyorlar. Sadece Bernaba İncil'i diye bir İncil'de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın geleceğini, İsa aleyhisselamın müjdelediği ibaresinin yazılı olduğunu söylüyorlar. Evet. Ama bunu Hristiyan alemine
göstermiyorlar. Gizli bu. Niye? Bugün başta papa olmak üzere bütün dünyadaki Hristiyan aleminin papazları eğer Hristiyanlara kitaplarında İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu Hazreti Meryem'in oğlu İsa Aleyhisselam'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini müjdelediği haberini oradan öğrenseler, görseler öbek öbek grup grup Hristiyanlar Müslüman olur. Yani Hristiyanlar İslam'a karşı çok inat değiller. Evet. Yahudiler gibi değiller. Onun için İslam'a biraz daha meyilleri var ama ne yazık ki bugün dünya aleminde, Hristiyanlık aleminde ne Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceği haberini Hristiyanlar kabul ediyorlar ne de Yahudiler kabul ediyorlar. Halbuki Tevrat'ın, İncil'in özünde, orijinalında bu müjde vardı. Evet. Bu açıdan benden sonra gelecek olan ismi Ahmet olan bir peygamberi müjdeliyorum diyor. Ayetin devamı felemma ca'ehum bil beyinat. Ne zaman ki o peygamber onlara açık delillerle, mucizelerle geldiyse balu haza sihrun mubin. Dediler ki bunun getirdiği sihir, büyü, kendisi de büyücü. Evet. Hatta okuduğu şiir, kendisi de şair. Halbuki Kur'an peygamberimizin sözleri değil, Allah'ın sözleri. Evet. Sonra Peygamber Aleyhissalatu vesselam şair değil. Peygamberimiz sahir, sehirbaz değil. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Allah'tan gelen kelamullah'ı bizatihi okuyan ve insanlığa tebliğ eden bir peygamber. Evet. Şimdi hocam 22 Aralık Salı günü Mevlid evet. Efendili Peygamber Efendimizin doğum gününü inşallah kutlayacağız. Bugün akşam da biz de yine Gönül Dergahı program ekibi olarak Vizyon 58 TV'de Peygamberimizi daha yakından tanımak için o programımızı inşallah icra edeceğiz. Fakat bu programımızda biraz daha güncel meselelerle birlikte evet. Peygamber Efendimizi niçin örnek almalıyız? Evet. Peygamberimize neden itaat etmeliyiz? Peygamberimize tabi evet. olmada hedef Allah nedir? Rızası değil mi? Çünkü evet. günümüzde son dönem özellikle Peygamberimiz de Kur'an-ı Kerim'i birbirinden ayırt edecek zihniyette, düşüncede bir akım oluşmaya başladı. Evet. Ve bunun ismine de Kur'an Müslümanlığı denilmeye evet. başlandı. Yani demek istediğim şu ki Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizi birbirinden ayırmak İslami açıdan ne kadar doğrudur? Evet. Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala Peygamber Efendimiz vasıtasıyla göndermedi mi? Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Allah'ın izniyle Peygamberimizin kalbi ve dilinden insanlık alemine tebliğ edilmedi mi? Evet. Niçin böyle bir ayrım söz konusu, düşünce daha doğrusu evet. ortaya atılıyor? Bir de şöyle bir düşünce var. İşte insanları kutsamayalım, kutsallaştırmayalım, ilahlaştırmayalım haşa. Yani Peygamber Efendimiz'e gösterilen bu sevgi, ona olan bu tabiat. Çünkü baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Nisa suresinin 64. ayetinde size de onu soracağım. Yani inşallah. Allah'a itaat eden Resul'a itaat etmiş. Men yuti'ir Resul evet. fakat ata Allah. Yani Allah kim böyle, Resul'e itaat ederse Allah'a itaat evet. etmiş olur. İnşallah yani o ayetleri ayet-i okuyacağım. Ayet-i kerimeler de var. Yani birçok evet. ayet-i kerime var Hı-hı. aslında. Yani ve Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitapsa yani evet. bundan 1400 yıl önce Efendimiz vasıtasıyla tebliğ edildiyse ve oradaki ayetler bir kanun evet. olarak sonsuza kadar geçerliyse bu ayetlerin hükmünü niye görmüyorlar hocam? Evet. Şimdi bu güzel bir soru. İnşallah bunu açalım. Evet. Şöyle bir şey var. Bugün dünyada ciddi çalışmalar var. Özellikle müsteşriklerin yani batıda İslam ilimlerle meşgul olan oryantalistlerin evet. Hadisler biliyorlar, bunlar Kur'an okuyorlar, bunlar Arapça biliyorlar, bunlar birçok diller biliyorlar ama mümin değiller, mümin olmayan. Evet. Arapçayı da ince ayrıntılarına varıncaya kadar bilen müsteşrikler var. Bunların son devrin en büyük çalışmaları içerisinde yaptıkları iş ümmeti Kur'an'la sadece iç içe kılma hevesi ve sünneti devre dışı bırakma evet. çabası. Şimdi sünnet devre dışı bırakılırsa peygamberimizi tanımak mümkün değil. Demin dediniz ki
Niçin peygamberimiz örnek alınacak? Evet. İsterseniz oradan başlayalım. İnşallah. Şimdi Ahzab suresinin yine bir ayetinde Mevlamız hem de yeminle söylüyor. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ. Evet. Vallahi Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da sizin için, sizden Allah'a ve ahirete inanan, Allah'ı çok çok zikredenler için örnekler vardır. Niye örnek? Kur'an varsa zaten peygamber niye örnek gösteriliyor? Evet. Şimdi Kur'an varsa peygamberimiz niye örnek gösteriliyor? Peygamberde sizin için örnekler vardır diyor. Elbette Kur'an'ı peygamberimiz bize getirdi. Mevlamız peygamberimizin kalbine bunu indirdi, ezberletti, Cebrail aleyhisselamı okuttu vesaire. Şimdi niye Kur'an'da örnekler var demiyor da size peygamberde örnekler var diyor? Bunun sebebi bir başka sure-i celiledeki şu ayete bağlı. Nedir o? Kalem suresindeki ve inneke le ala hulukin azim. Ya Muhammed aleyhissalatü vesselam, şüphesiz sen kesinlikle ve kesinlikle büyük ve güzel bir ahlak örneği üzerindesin. Peki nedir o ahlak? Kâne hulukuhul Kur'an. Kur'an ahlakıdır. Evet. Kur'an adabıdır. Peki burada ahlak dediğimiz zaman ne demek istiyor? Buradaki ahlak, İslam'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak. Onun için Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, işte bu ayetteki kendisine hitap edilen ilahi ferman karşısında diyor ki, bu'ithtu li utemmime mekârimel ahlak. Ben güzel ahlakı, yani bu güzel ahlak deyince kulun Rabbine karşı davranışları, peygamberine karşı davranışları, peygamberlere karşı davranışları, ailesine karşı, şahsına karşı, topluma karşı, hayvanata karşı, kainata karşı görevlerini yerince yapması ahlaktır. Diyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Sebep, niye peygamberimiz örnek? Evet. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Rabbim beni terbiye etti de ne güzel terbiye etti diyor. Vahiy mektebine yetiştirilmiş. Onun için peygambere inandığını söyleyenler, peygamberi sevdiğini söyleyenler nasıl sevecek, nasıl peygamberi tanıyacak? Bunun da yine ifadesi Kur'an'da var. Kur'an çünkü peygamberimize itaat emrediyor. Evet. Peygambere itaat etmeden, peygamberin sünnetini kabul etmeden bir insanın Müslüman olması mümkün değil. Peygamberimizin hayatı Kur'an-ı Kerim değil mi hocam? Aynen Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'i güzel zenginleştiren sünnet. Yani Kur'an-ı Kerim'in tefsiri, 23 yıllık işte, peygamberlik hayatında yaşadığı bir baba olarak, öğretmen olarak, komutan olarak, her olarak, şey, her şey. Arkadaş, insan, lider, şey. Hükümdar, imam olarak. Evet. Yani baktığımız zaman o da bir insan. Elbette. Fakat Allah ayırt etmiş. Peki biz nasıl seveceğiz peygamberimizi? Evet. Yani peygamberi seviyorum sözündeki samimiyet ve ihlas, teslimiyet neyle ifade edilecek? Mevlamız buyuruyor Âl-i İmrân suresinde قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. De ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, eğer siz Allah'ı seviyorsanız Celle Celaluhu, bana uyun ki Allah da sizden razı olsun ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Peygamber'e uymadan Cenab-ı Hakk'ın bizi sevmesi mümkün değil. Evet. Peygamber'e uymak lazım. Niye? Çünkü peygamberimiz, biraz önce de orada ifade ettiniz, bir öğretmendir. İnnemâ bu'istü muallima. Ben öğretici, öğretmen olarak gönderildim diyor. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Öyleyse insanlığın saadeti, insanlığın İslam'ı öğrenmesi, İslam'ın açılımını gerçekten anlaması ancak peygamberimizi tanımakla mümkün. Bakın yine Nisa suresinde bir ayet var. Evet. Deminki okuduğumuz ayetin dışında çok önemli. Men yudi'illâhe ve rasûl feulâke ma'allezîne en'amallâhu aleyhim minen nebiyyîn ve s-siddîkîn ve şühedâ ve s-sâlihîn ve hasune ulâike rafîkâ. Her kim Allah'ın emirlerine, peygamberin emirlerine uyarsa, işte onlar, yani Allah'ın ve peygamberin emirlerine uyanlar, Allah'ın kendilerine büyük ikramlarda bulunduğu peygamberler
sıddıklar, yani özünde sözünde doğru olanlar, şehitler, canını malını Allah yolunda feda eden, en kıymetli değerini Allah yolunda feda edebilen şehitler, bir de salih insanlar. Salih insanlar da hem Allah'a karşı güzel kulluk yapan, hem kullara karşı görevlerini yerine getiren kimselerle beraber olacaklar. Ve hasune ulaike rafika buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ayırmak, yani biz Kur'aniyun tabakasındanız. Arapça tabiri biz Kur'an Müslümanıyız, Kur'an evet. Müminiyiz, orijinal Kur'an Müslümanıyız. Sözünden daha tehlikeli bir şey yok. Elbette hepimiz Kur'an Müslümanıyız. Kur'an'ın Müslüman dediği Müslüman olur. Evet. Ama Kur'an hadislere, Peygamberimizin uygulamalarına göndermelerde bulunuyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'i, bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'in tam manasıyla kim anlamış, evet, kim yaşamış? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Onun için Cenab-ı Hak Peygamberimize Kur'an'ı indiriyor ve buyuruyor ki وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, biz sana Kur'an'ı insanlara açıklayasın diye gönderdik diyor. Evet, çünkü hocam yine bir araya gireceğim. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim İslam'la alakalı genel hükümleri ifade eden kutsal kitabımız. Yani bununla ilgili kimsenin bir şüphesi yok. Şüphesi yok. Şüphe olursa zaten Müslüman olmaz. Evet, bizim inancımızın gereği olan, inanmak zorunda olduğumuz genel İslami hükümleri Allah-u Teala tarafından gönderilmiş, Peygamber Efendimizle beraber bize gönderilmiş ilahi bir kitap. Bununla alakalı kimsenin söyleyeceği bir söz yoktur. Asla söyleyemez, tartışılmaz yani. Ancak Kur'an-ı Kerim'de eksik olarak asla bunu ben ifade etmiyorum. Allah-u Teala öyle yani göndermiş. Namaz örnek olarak. Bunlar evet. Namazla ilgili evet genel hükümler konulmuş. Evet. Şu vakitlerde kılınacak diye Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de emir olarak insanlara bunu bildirmiş. Evet. Fakat kaç rekat ve nasıl kılınacağı konusunda İnşallah onlara bir açıklama verelim. Yoktur. Örnekleri bunu verelim inşallah. Bunu Peygamber Efendimiz bize göstermeseydi o nereden zaman öğrenecek? Yani biz nasıl uygulayacaktık hocam? Evet. Nereden öğrenecek? Şimdi bakın Hucurat suresi var. Hucurat suresi Fetih suresinden sonraki sure. O surenin bir adı da Suratul Adab. Evet. Adab suresi. Adab. Yani davranış kurallarını açıklayan bir sure. Oradan bir iki şey işaret edip biraz önce söylediğiniz şeylere örnekler vereceğim. Yani Peygamberimizin rolü, Peygamberimizin gönderiliş sebebi ve Peygamberimizin sorumlulukları, Peygamberimizin neleri izah edeceği konusundaki zengin örnekleri inşallah sunmaya çalışalım. Hocam inşallah bir ara vereceğiz. Ondan sonra ben bölünmek için söylüyorum. Bir ara vereceğiz. Ondan sonra bu evet. konuya daha detaylı bir evet. şekilde inşallah devam edelim. Evet sevgili seyirciler, Gönül Dergahı kısa bir aranın ardından tekrar devam edecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i konuşuyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Evet tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Gönül Dergahı 158 TV'de tüm hızıyla devam ediyor. Canlı yayında Ahmet Akgül hocamızla birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i konuşuyoruz. Ve neden Peygamberimize tabi olmalıyız, niçin örnek almalıyız onu konuşuyoruz. Hocam aradan evet. önce bölmüştük, yarım kalmıştı. İnşallah oradan devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hucurat suresini söylemiştim. Hucurat evet. suresi bir başka ifadeyle de Suratul Adab. Yani ümmetle peygamber arası, insanlarla yaratıcı arasındaki adab kurallarına riayet etmeyi gerektiren usulleri, esasları
belirten bir sure olduğu için evet. Adab suresi deniyor. Daha birinci ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi ve tekullah innallaha semi'un alim. Şimdi ayetin manasına dikkat edelim. Evet. Ey müminler, ey iman edenler, Allah'ın ve peygamberin emirleri, sözleri, koydukları ilkelerinin önüne kendi istek ve arzularınızı geçirmeyin. Allah'tan korkun. Çünkü Allah her şeyi işiten, sözlerinizi işiten, evet. Yaptıklarınızı da hakkıyla bilendir. Devamındaki ayet-i kerimede, yani bunun manası, Allah ve Resulü bir hüküm koymuşsa, sizin onun aksine, onun tersine, onun hilafına, evet. Başka bir hüküm öne sürmeniz, başka bir ilke koymanız, Allah'a ve Resul'e karşı baş kaldırıdır. Öyleyse hiçbir Müslüman erkek ve hiçbir Müslüman kadın için Allah ve Resul'ü bir şeye hükmettiğinde onun tersine başka bir fikir beyan etmesi, tersine Cenab-ı Hakk'ın hükmünün, kararının, yargısının, emrinin önüne başka bir emir koyması kabul edilmez. Bu açıdan devamındaki ayette Peygamberimize karşı adab kuralları beyan ediliyor. Ey müminler, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sesinin üzerine seslerinizi yükseltmeyin. Evet. Aynen birbirinize yüksek sesle konuştuğumuz gibi. Ya da Peygamber aleyhissalatü vesselamı dillendirirken aranızda birbirinizin ismini vererek konuştuğumuz gibi konuşmayın. Mesela bugün adam konuşuyor, Peygamber böyle dedi, Peygamber böyle diyor. Siz ona Cenab-ı Hakk'ın peygamberi takdim ettiği gibi takdim edin. Ya Resulallah, ya Nebiyyallah, Allah'ın Resulü, Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem deyin. Eğer peygamberin yanındayken onun sesinin üzerine seslerinizi yükseltirseniz, ona karşı serkeşlik yaparsanız, haberiniz olmadan amelleriniz boşa gider. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında adaba dikkat edin. Evet. Şimdi bu ayeti kerimelerden bir de şu hüküm çıkarılıyor. Deniliyor ki, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatındayken yanında, vefatından sonra da Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerinin üzerine kendi sözlerinizi takdim etmeyin. Evet hocam, sözünüzü unutmayın, bir telefonumuz var, ona bakalım. Alo. Alo. İyi akşamlar abi. Hayırlı akşamlar efendim, buyurun. Ben hocama bir sorum vardı ama. Buyurun, alıyoruz sorunuzu. Hocam benim 3 yaşında bir kızım var. Kaç efendim? 3 yaşında bir kızım var hocam. Evet. Çok 3 yaşında. Tamam. Çok korkuyor hocam. Geceleri gündüzleri bir ses oldu mu? Evet. Hiç uyumuyor, çığırıyor yani. Bağırarak uyanıyor böyle. Televizyonunuzun sesini kısar mısınız efendim? Yankı yapıyor. Tamam. Telefonla konuşalım. Evet, 3 yaşında bir kızınız var ve sürekli korkuyor. Bunun nedenini mi soruyorsunuz? Evet hocam. Peki, başka soru... Ne yapmamız gerekiyor, onu öğrenmek istiyorum. Tamam, başka soru var mı? Tamam. Peki, çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Evet hocam, 3 yaşında evet. Bir kız çocuğu var sevgili izleyicimizin ve bir korku yaşıyormuş. Sebebini ve ne yapması gerektiğini tabii soruyor. Tabii bu doktor işi. Evet. Biraz da doktor işi, yani psikologlara gidecek. Hı hı. Çocuğun bu korkusunun giderilmesi için ne yapılması gerekiyorsa. Evet. Önceden zahiri bir tedbir alınması evet. Gerekiyor. Evet. Sonra çocuğu akşam yatırırken İhlas-ı Şerifleri okursa, Ayet-el Kürsi'yi, Fatiha-i evet. Şerife'yi, Felak ve Nas surelerini okuyarak inşallah onu yatırırsa o bir manevi güvence altında olur. Evet. Ancak onları tavsiye edebiliriz. Yani onu şerlerden, şeytanların, cinlerin şerrinden koruyabilecek dua etmek lazım. Sureler okumak lazım. Evet. Bir de dediğim gibi inşallah onu bir doktora götürürlerse tedavisi olur inşallah. İnşallah. Evet. Şimdi hocam Peygamber Efendimiz'i konuşuyoruz. Onun özelliğini, evet. Onun İslami hayatta, Kur'an-ı ahlakla birlikte insanlara, insanlık alemine örnek oluşunu ve neden örnek almamız gerektiğini konuşuyoruz. Siz de hem ayetlerle hem hadislerle bunu
değerlendiriyorsunuz ve kaynak olarak veriyorsunuz. Şimdi günümüze baktığımız zaman yine bazı kesimler mezhepleri tartışmaya açtılar. Tasavvuf alemini, tarikatları tartışmaya açtılar. Şimdi de Peygamber Efendimiz'le alakalı bazı görüşler ortaya atılıyor. Yani böyle devam ederse Kur'an-ı Kerim ve İslam da tartışmaya açılmış olacak. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Evet. Yani Peygamberimiz 40 yaşında peygamberlik vazifesi aldı. 23 yıllık bir peygamberlik hayatı söz konusu. Bu süre içerisinde Peygamber Efendimiz hiç mi bir şey konuşmadı, hiç mi bir şey yapmadı? Yaptıkları da nasıl Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz göz önünden çekildikten sonra kitap haline dönüştürüldüyse, söylediği sözler de sahabeler, sahabe efendilerimizin yanındaki ondan sonra gelen tabi'in efendilerimiz ve ondan sonra gelenler, yani İslam arifleri ve alimleri diyelim, onlar bir şekilde onun yine söylediği sözleri, hadisi şerifleri kitap haline getirip günümüze kadar ulaştırdılar. Yani bazı hadisler yani soru işareti olabilir. Yani hadislerde bazı nasıl söyleyeyim? Şimdi hadisler eksiklik belki olabilir birkaç tanesinde. Tartışılmış hadisler ama evet. Yani bu tartışılmış hadisleri, bu tartışılmış olan hadisleri ön plana çıkarıp da binlerce söylenmiş hadisi şerifi yok saymak ne kadar doğru? Bunlar akıl işi değil. Bakın şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı bizim için örnek diyoruz ya. Bazıları diyor ki peygamber zamanında mezhep var mıydı? Şimdi var yok meselesine bir cevap arayalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muaz'ı Yemen'e vali gönderirken Hazreti Muaz'a soruyor. O zaman Kur'an tamamlanmamış da daha. Halen iniyor. İnmesi devam ediyor. Ve Peygamberimiz Eshab-ı Suffe Mektebi'nin talebelerinden Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak görevlendiriyor. Ve giderken de bazı tavsiyelerde bulunuyor. Şunları şunlara dikkat et, şunları yap, şunları yapma. Ona taktikler öğretiyor. Ve diyor ki, ey Muaz, bime takdi ya da bime tahkümü, neyle hükmedeceksin oradaki Müslümanların arasında? Hatta sadece Müslümanlar da değil, sana herhangi bir meselesini, davasını getirenler arasında nasıl karar vereceksin? Evet. Hazreti Muaz hiç düşünmeden, akdi bi kitabillah ya da ahkümü bi kitabillah, Allah'ın kitabıyla, yani Kur'an'la hükmederim diyor. Hı hı. Evvela kaynak Kur'an, Kur'an'a bakacak. Alimler. Evet. Peki feillem tecid, eğer Kur'an'da bulamazsan o zaman diyor ki akdi bi sünneti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah'ın sünnetiyle bu konuda peygamberimizin uygulaması ne? Sözleri neler? Evet. Şimdi peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti dediğimiz zaman bu konuda peygamberimizin uygulaması. Biraz sonra bunlara örnekler vereceğiz. Evet. Hocam bir telefonumuz var, onu alayım. Evet. İnşallah devam edeceğiz. Alo. 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 Efendim, hayırlı akşamlar. Hayırlı program. Akşamlar. Buyurun, sorunuzu alalım. Ahmet Hocam, hayırlı akşamlar diliyorum. Sohbetiniz daim olsun diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bir sorum var. Evet. 2 yaşında benim bir oğlum vardı. Evet. Ve bu korktu. Korkudan dolayı hafif konuşmalarında tepeleme oldu. Evet. Ve bunun doğrultusunda bir takım doktorlara götürdük bir şekilde ve bir sonuç alamadık. Bunun için nasıl bir dua etmemiz lazım veya okumamız lazım hocam? Bunu öğrenmek istedim. Peki başka soru var mı? Başka sorunuz var mı efendim? Yok, bu kadar hocam. Peki teşekkür ediyoruz. Ediyorum. Hayırlı akşamlar, sağ olun. Evet, yine bunlar bizim aslında üzerinde çok duracağımız şeyler değil. Sevgili seyircilerimiz, kafasına takılan ve hatta güncel hayatta yaşamış oldukları sıkıntılarla alakalı tabii ki soruyorlar. Biz de burada elimizden gelen gayretle cevap almaya çalışıyoruz. Şifa dileriz. Yani dua ederiz. Şifa Allah-u Teala'dan. Şifayı veren Cenab-ı Hak. Evet. Şifa dileriz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği dualardan okuruz. Evet. Ve inşallah Cenab-ı Hak ona, o yavrumuza şifalar lütfeder. Ne olabilir? En güzel dua Fatiha-i Şerife.
en güzel sığınma yollarını bize öğreten sureler, ayetler, Felak ve Nes sureleri. Evet. Bunları okuruz. Cenab-ı Hak'tan şifa dileriz. İnşallah Cenab-ı Hak şifa lütfeder. İnşallah bütün hastası evet. olanlara da Allah-u Teala Cenab-ı Hak'tan şifa diliyoruz. Evet hocam evet. yarım kalmıştı. Devam Şimdi, edelim. Şimdi sünnetle hükmederim diyor. Peki feillem tecid. Sünnette bulamazsan o konuda peygamberin bir aleyhissalatü vesselam bir uygulamasını ya da o konuda bir sözünü bulamazsan ne yapacaksın? O zaman diyor ki ectehidü bir ra'yi. Kendi ra'yimle içtihad ederim. Evet. Şimdi peygamberimizin bu sözlerin karşısındaki cevabı, memnuniyeti çok önemli. Bakınız. Ne buyuruyor? Elhamdülillahillezî veffaka rasûle rasûlillâhi veffaka rasûle rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem limâ yurdî rasûlallah ya da limâ yerdâ rasûlullah. Evet. Arapça bilenler bilir bu farklı okuyuşumun anlamını. Hamd o Allah'a olsun ki Resulünün Resulünü yani elçisinin elçisini kendi elçisinin razı olabileceği ya da kendi elçisini razı edebilecek bir işe muvaffak kıldı. Şimdi evet. burada peygamberimiz içtihada izin veriyor bakın. Mezhep içtihattır. Sahabelerin büyük çoğunluğu müçtehittir. Efendimiz buyurmamış mı efendim? Sahabeler arasındaki görüş farklılığı rahmet. Ya rahmet. Onun için onlar müçtehittir. Evet. Onların içtihadına izin vermiş peygamberimiz. O zaman hem de dua ediyor Allah'a hamd ediyor. Hamdolsun ki o Allah'a elçisinin elçisini kendi gönderdiği elçisini razı edebilecek. Evet. Elçisinin razı olabileceği işe yönelten, muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Şimdi gelelim öteki konuya. Hocam yine bir telefonumuz var. Devam evet. edeceğiz. Alo. Selamünaleyküm hocam, iyi akşamlar. Ve aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Buyurun efendim. Hocam benim iki tane sorum olacak. Evet, Mustafa Köse bizi arıyor. Buyurun Mustafa Bey. Sorumun birinci sorum, rızasız lokma helal mı haram mı? Tekrar alabilir miyiz? İkinci sorum. Rızasız. İkinci sorum da evet. bu özel halk otobüslerine 65 yaş üzeri evet. veya engelli keyfe keder binenler var. Evet. Bu helal mı, haram mı? Bu özellikle hani özürlü olmayıp da özürlü pasosu alıp da halk otobüsüne bedava binenler var. Evet. Keyfe keder gezmeye gidenler var. Bu helal mı, haram mı? Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Bunu bir öğrenmek istiyorum. Peki. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet, hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet hocam. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Evet. Tabi rızasız lokma helal mi haram mı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Müslümanın diğer Müslümanın rızasını almadan onun malından, onun ekmeğinden, onun suyundan, onun haklarından istifade etmesi helal değil. Evet. Hatta mesela suyun olmadığı bir zamanda bir insan abdest alacak olduğu zaman arkadaşından önce varsa su parasız ister. Hani su parasız verilebilecek bir yerdeyse, eğer parasız vermiyorsa normal piyasa değerine göre arkadaşından o suyu satın almak ister. Evet. Hak o kadar önemli ki mesela Müslümanın Müslümana hakkı ya da malı helaldir sözü doğru değil. Müslümanın Müslümana malı, Müslüman olmayanın Müslümana malı rızasız helal değil. Evet. Mesela bu köylerde daha çok olur. Adamın işte bahçesinin yanından geçerken meyvelerini sahibinin rızası olmadan koparır. Veya işte başka bir hakkına tecavüz eder. Bunlar haram olur. Yani bir kişinin rızası olmadan onun memnuniyeti, onun onayı olmadan onun hakkına tasarruf etmek hakkında helal değil. Şimdi gelelim öteki meseleyi zaman zaman konuşuyoruz. Benim gönlümden geçen ve yani okuduklarımıza uygun olan, bildiklerimize uygun olan şey, bu otobüslere parasız binenlerin karşılığında ya işin başlangıcında bir sözleşme yapılması, evet. yani belediye ile bu şahısların, otobüs sahiplerinin işin başlangıcında bakın yaşlılar buna parasız binebilirler veya işte mazeretliler buna parasız binebilirler diye bir sözleşme yapılmışsa ve bunlar da bunu başta bu akitte
kabul etmişlerse bir sakıncası yok. Ama bu sözleşme yapılmamış da sonradan böyle bir emir çıkarıldığı için yaşlılar parasız binecekse, özürlüler parasız binecekse, o zaman mal sahiplerinden, otobüs sahiplerinden rıza alınması lazım veya bunun karşılığı onları razı etmek lazım. Yani maddi açıdan onları razı etmek lazım. Razı edilmezlerse burada bir hak geçiyor. Evet. Gerçekten bu önemli bir mesele. Ha bunu işte devlet böyle çıkardı, müsaade etti, biz de bunu uyguluyoruz deyip geçiştirmemek gerekiyor. Niye? Çünkü bu hak sahipleri bunlar. Adamın şahsi tasarrufunda olan malını biz zorla, biz böyle kullanırız, böyle tasarruf ederiz demek doğru değil. O zaman sorumluların buna bir çare bulmaları gerekir. Şimdi bu konuyla ilgili hocam, sevgili izleyicilerimiz, zaman zaman evet, özel halk otobüslerinin kullanımıyla ilgili, özellikle 65 yaş üzeri ve engellilerin kullanmasıyla alakalı devletimiz bir hak olarak vatandaşlarımıza bunu bir yönetmelik diyelim, daha doğrusu çıkarttı ve uygulamaya koydu. Fakat daha sonra özel halk otobüsleriyle ve vatandaşlarımızla, yararlanan vatandaşlarımızla alakalı zaman zaman büyük sorunlar yaşanmaya başladı. Bunu da hükümetimiz tespit etti. Şu anda Aile Bakanlığı, yanılmıyorsam, bu konuyla alakalı bir çalışma yürütüyor. Güzel. Belli bu özel halk otobüslerinin taşıdığı ve bu haktan yararlanan vatandaşlarımızla alakalı belli bir bedel karşılığında bir çalışma yürütüyor. Güzel. Yanılmıyorsam neticelenmedi hala. Seçimler dolayısıyla ertelendi. İnşallah önümüzdeki i̇şte dönemlerde bunu, bu problem evet, çözülecek. Bunu yapmak lazım. Yani bu çözülecek. Bunu yapmak lazım. Aile, evet. Aile Bakanı bu konuda evet, çalışma inşallah yürütüyor. Ben takip ediyorum. Bunu yapmak lazım. İnşallah hocam. Bir telefonumuz daha var hattımızda. Alo. 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 Buyurun efendim. Alo. Sesinizi alıyoruz. Bir sorum vardı hocam. Evet, selam, buyurun. Aleyküm selam efendim. Buyurun. Bazı insanlar mesela sünnete inanmıyor. Evet. Kur'an-ı Kerim diyor. Namazı iki rekat Zamr Sure koşmuyor. Fatiha okuyor. Evet. Secdeyi doğru dürüst yapmıyor. Veya sünnet namazını kılmıyor. Biz diyor Kur'an-ı Kerim'de namaz vakti yok diyor. Evet. Rekatı yok diyor. Onu da kılmıyor. Bir de abdest alırken Kur'an-ı Kerim'den çıkarmışlar. Çıkardık diyor. Ben onlara diyorum ki öyle bir şey yok diyor. Abdesti tam almıyorlar. Yani dört farzı var ya abdestin. Evet. O şekilde alıyor ama ayağını yıkamıyorlar. Mesh evet, diyor çorap üzerine. Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Peki yani efendim. Bunların hükmü ne oluyor? Hocamız inşallah cevap verecek. Yani çok... bir de kutsi hadisleri mesela. Öyle kutsi diziyor mesela, kutsi hadisi getiriyor, koyuyor. Kutsi hadise diyor ki böyle bir şey olmaz diyor. Yani Peygamber, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Peygamber bunu açıklayamaz. Mesela namaz diyor, oruç, haç diyor, zekat diyor. Ama adamlar bir türlü inandıramıyor. Evet. Çok yani biz diyor ki Allah korusun diyor, dinden çıkarsınız diyor. Yok diyor. Siz diyor, sizi diyor kandırmışlar diyor. Yani alimlere bile hakaret edebiliyorlar. Evet. Bunların hükmü ne olabilir? Çok, çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir soru. Hocamız inşallah cevaplayacak. Yani bu hadis üzerinde veya kutsi hadisler üzerinde hocamız biraz daha dursa, evet, millet aydınlatsa daha ikrama geçer. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Allah razı olsun. Hayırlı gece, hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet hocam, tam da bizim konuştuğumuz tam konuyla, konuştuğumuz konuyla yani iç içe bir soru. Bu kadar böyle İslam'la evet, alakalı şeyler evet, evet, tartışmaya açılıp insanımızın kafası karıştırılıyor ki hocam. Yani sevgili seyircimiz bir şey söyledi. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah buyurmamış. Evet. Ayet-i Kerime'de belirtmemiş. Peygamberin buna hakkı var mı? Evet. Şimdi bakın, bir hadis-i şerifle bu sorulara cevap verelim. Hakikaten üzerinde saatlerce konuşulması evet, gereken bir mesele. Ki konumuzun özü de bu zaten. Peygamberi tanımak. Hı hı. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki yuşikü racülün ala eriketihi, bir zamanın gelmesi yakındır ki hadis-i şerifler sahih hadisler. Evet. Birkaç hadis var bu konuda. Bir adam koltuğuna kurulmuş oturmuş olacak. Koltuğuna kurulmuş oturmuş olacak. Bu gelecekte olacak bir şeyi söylüyor Peygamberimiz. Sonra diyecek ki
فَمَا وَجَدْنَا ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ مِنْ حَلَالٍ اِسْتَحْلَلْنَا وَمَا وَجَدْنَا ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَا. Evet. Allah'ın kitabında helallardan ne bulursak o bizim için helaldir. Allah'ın kitabında neleri yasak bulmuşsak o da bizim için haramdır derler. Halbuki Peygamberimiz buyuruyor ki ve innema harrama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kema harramallah. Allah Resulü'nün yasak kıldığı, Allah'ın ona verdiği izinle Allah'ın yasak kıldığı gibidir. Bakın bu. Hocam ayet-i kerime yok mu bu konuda? Yani peygamberin getirdiği... Her şeyi kabul edin. Yani. Neleri yasaklamışsa onlardan sakının. Tavsiye ettiğini evet, alın, yasakladığını evet, yasaklayın. Şimdi bir başka hadis-i şerif, biraz önce söylediğim hadis-i şerifle aynı doğrultuda. Peygamberimiz diyor ki, utitul kitabe ve mislehu ma'ahu. Evet. Bana kitap verildi ve kitabın bir benzeri verildi. Peki, kitap Kur'an. Evet. Kitabın benzeri nedir? Kitabın benzeri de sünnettir. Şimdi sünnet nedir? Peygamberimizin sadece mübarek femi saadetlerinden, ağızlarından çıkan sözleri değil, uygulamaları. Evet. Bu açıdan biraz önce kardeşimiz dedi ki işte bazıları Kur'an'da namaz vakitleri yok ya evet, da beş vakit namaz yok. Sünnete inanılmıyor. Ya da sünnete inanmıyor. Namazın sünnetleri şimdi kılınmıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam her şeyden önce namazın farzlarını kendileri kılmış. Beş vakit namazın da vakitlerinin başlangıcı ve bitimi bizatihi Cebrail aleyhisselam peygamberimize gelerek her namazı bir vaktin başlangıcında bir de bitimine yakın zamanda kıldırmış. Evet. Dolayısıyla beş vakit namazın hemen hepsinin vakitleri, saatleri belirlenmiş. Gelelim farzların rekatlarına. Farzların rekatlarını Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hadislerinde belirlemiş. Evet. Ayrıca sünen-i ravatip dediğimiz beş vakit namaza tabi, beş vakit namazın farzın önünde veya sonunda kılınan o kuvvetli sünnetleri Peygamberimiz bizzat kılmış. Hem de diyor ki men thâbera ithnetey aşrate rak'aten, yani her kim bir günde 12 rekat sünnete devam ederse, sünnet-i müekkedeleri kastediyor. Allah ona benellahu lehu beyten fil cennet. Allah ona farzlarla beraber tabi cennetten bir köşk bina eder. Tabi mümin genel olarak İslam'ı bütünüyle yaşadığı zaman evet, imanı tam, ameli güzel, farzları yerine getiriyor, vacipleri, sünnetleri. Peki bu 12 rekat sünnetlere bir bakalım. Onları da hadisin tafsilatında söylemiş. 2 rekat sabah namazının sünneti. Evet. 4 rekat öğlenin ilk sünneti. 6. 2 rekat öğlenin son sünneti. 8. 2 rekat akşam namazının efendim sünneti. Evet. 10. Yatsı var. 2 rekatta yatsının son sünneti 12. Evet. Ayrıca ikindi namazından önce, yatsı namazından önceki sünnetler, cuma namazının önündeki ve sonundaki sünnetler ve kuşluk namazı sünnetleri, gece namazı sünnetleri, bunların hepsini Peygamberimiz evet, bizzat uygulamış ve ümmetine de tavsiye etmiş. Bunları böyle yapın diye. Evet hocam. Şimdi evet. İşte hocam bir hattımızda telefon var. Yalnız yönetmemden rica edeyim. Soru sorulduktan 5 dakika sonra tekrar yeni bir telefon alalım ki hocam soruları evet, cevaplasın ve hattımızdaki seyircimiz de bekletmeyelim. Bu soru önemli, bunu daha... Hocam sorumuzu alalım, yine devam evet, edeceğiz. Evet. Alo, seyircimizi hemen bekletmeyelim. Alo. Alo, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim, buyurun. Ben bir sorum var hocam, hocama. Evet. Ben bir rüya gördüm de onu söylemek istiyorum. Efendim rüya tabiri yapmıyoruz. Koyun sürüsü gördüm, ben kütleleri karşılıyormuşum. Onun için bir kurban seçiyorum. Memduh Bey. Bunun anlamını söyleyecektim hocama. Biz rüya tabiri yapmıyoruz. Özür diliyorum. Bu konuda ehil olan kimseler varsa bu konuyla alakalı. İnşallah onlara bunu anlatın. Onlar size bu tabiri yapsınlar. Biz rüya tabiri yapmıyoruz efendim. Bize bağışlayın lütfen. Başka sorunuz var mı konumuzla alakalı? Bir sorum daha var. Buyurun. Bir de ilkinizden sonra, ikindi namazından sonra kurban kesilmezmiş. Evet. Bir de bunu öğrenmek istiyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. İnşallah hocam cevaplayacak. Evet. Ben iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet, İkinci buyurun. Sorularına hemen cevap verelim. Kurban ikinden sonra da kesilir. Kurban bayramının birinci günü
sabah namazından sonra, kurban bayramı namazından önce kurban kesilmez şehirlerde. Evet. Ve cuma ve bayram kılınan yerlerde bayram namazından önce kesilen kurbanlar kurban yerine geçmez. Normal et olur. Evet. Ama ikinden sonra kurban kesilir. Hatta eskiden geceleri kurban kesmek mekruh deniliyor kitaplarda. Sebebi kurbanlar birbirine karışır karanlık olduğu için. Veya işte bir takım arızalar vermesine sebep olur. Yani kurban gece kesilirken elini keser, ayağını keser, gündüz bile kesiyorlar. Onun için gece kesmek mekruh deniliyor. Bugün eğer aydınlık gecelerde gece bile kesilebilir. Evet. Ki Suudi Arabistan'da o bayram günlerinde gece de kesiliyor, gündüz de kesiliyor. Çünkü binaların içinde kesiliyor. Herhangi bir mahsuru yok. Öteki meseleyi ben cevaplandırmayacağım. Şimdi gelelim deminki meseleye. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hem vakitler bildirilmiş hem de Kur'an'da kaç tane ayet var Ercan Bey? Hı hı. Kur'an'da kaç tane ayet var vakitleri bildiren? Evet. Yani beş vakiti bildiren ayetler var. Bizzat efendim bildiren ayetler var. Şimdi o konuya girmeyelim ayetler. Hı hı. Ve bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizatihi vakitlerle ilgili hadis-i şerifleri var. Bütün ümmete bunu anlatmış. Namazın kılınma şekline gelince namazın kılınma şeklini işte rekatlarıdır, rükûsudur, secdesidir, efendim oturuşudur, evet, veya işte ayakta Kur'an okuması, Fatiha-i Şerif okuması, bunların hepsini bildiren hadisler var. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki la salate illa bi fatihatil kitab. Evet. Fatiha-i Şerife olmadan namaz olmaz. Ve Fatiha'dan sonra Kur'an okunması, sure okunması Peygamberimizin uygulamalarıyla sabit. Fakra'u ma teyessere minel Kur'an. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Şimdi genel kıraat farzdır. Hanefi mezhebine göre. Evet. Ve dolayısıyla Fatiha-i Şerife'yi okumak da, sureyi okumak da başlı başına birer vaciptir. Peygamberimiz bu namazların hem vakitlerinin başlangıcını ve bitimini efendim bildirmiş, hem de nasıl kılınacağını bize öğretmiş ve buyuruyor ki Efendimiz sallu kema ra'eytumuni usalli. Benim namaz kıldığımı gördüğünüz gibi siz de namaz kılın. Evet. Gelelim abdeste. Abdeste şimdi ayeti kerimede abdestin farz olduğunu bildiren ayet var. Ki Maide suresi Mevlamız buyuruyor ya eyyühellezine amenu. Ey inananlar, izâ kumtum ile salati. Namaz kılmak istediğinizde, namaz kılmak istediğinizde, evet, faksilû vucûhekum, yüzlerinizi yıkayın. Şimdi yüz deyince bakın, yüz neresi yüz? Şu gözüken kısım. Ercan Bey, evet, yüz gözüken kısım. Peki bu gözüken kısmı nereden nereye kadar yıkayacağız? Bunları hadis-i şerif beyan etmiş. Demiş ki, evet, tüy bitiminden çene altına kadar, iki kulak yumuşağı arası, hatta o kadar incelemiş ki şu sakalla kulak arasındaki tüy bitmeyen yerlerin yıkanması da farz. Çünkü yüzün tarifi. Ama Kur'an'da yüzü şuradan şuraya kadar, şuradan şuraya kadar diye tarif etmiyor ki. Evet. Peki o zaman bir adam yüzü sadece şu görünen kısmı yıkasa, kulakların dibini falan yıkaması abdest olur mu? Evet. O sünneti kabul etmeyenlere göre olur. Ama öyle değil. Tam abdestin, kamil abdestin olması için ta bu tüy bitiminden çene altına kadar ve iki kulak yumuşağı arasında hiç kuru kalmadan yıkanması lazım. Sonra ve eydiyekum ilel merafiki, dirseklerle birlikte ellerinizi yıkayın. Evet. Ve vemsahu bi ruusikum, başlarınızı mesedin. Şimdi başlarınızı mesedin diyor. Hı hı. Şimdi bu sünneti kabul etmeyenler başları nasıl mesediyoruz? Birisi diyelim ki bunu dörtte bir olarak kabul etmiş. Birisi tamamı kabul etmiş. Tamamını meshetme. Birisi de İmam-ı Şafii gibi birkaç tane başındaki tüye eli dokunursa mesih sayılır demiş. Evet. Bunların hepsi içtihatla ortaya çıkmış. Şimdi hocam bu tartıştıklarımız yani hadisler, sünnetler, işte abdest, evet, namaz, yani Peygamber Efendimizin daha sonra, evet, kendisinin uygulayıp bizzat sahabilerin ve Müslümanların yapması gerektiği şeyleri. İşte bunların hepsi şeyleri, uygulamalı. Yani uygulamalı hocam bunu kendi kendine değil de yani Allah-u Teala'nın ayet, Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği, ayetten aldığı bir
güçle bunu yapıyor. Kendinden yapmıyor ki hocam. Az önce ifade ettik şimdi ayetleri. Şimdi ayetlerde yok. Allah bildiriyor. Şimdi Allah bildiriyor. Ayetlerde vahiydir. O görevi veren Allah Peygamberimizin, kendisi. Peygamberimizin, bakın müsaade edin. Peygamberimizin gerek sözleri gerek evet. uygulamalar da vahiydir. Şimdi Cenab-ı Hak orada diyor ki vemsahu bi ruusikum. Başlarınızı meshedin. Tamam başı meshettik. Evet. Ve arculekum. Ayaklarınızı da yıkayın diyor. Şimdi birileri geliyor. Bu Şia'nın bir görüşüdür. Diyor ki burada ve arculikum şeklinde okunur ve ayaklarla meshetmek gerekir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam böyle bir iddiayı da reddetmiş. Nasıl reddetmiş? Evet. Bakın bu tespit çok önemli. Bunu ilim erbabı bilir. Ama ilim erbabı olmayanlar bunu anlamazlar. Anlamak istemezler. Evet. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam sahabeden hem de yüzlerce kişinin yanında defalarca abdest alıyor. Abdesti gösteriyor. Her organı üç defa yıkıyor. Başının tamamına bazen de dörtte birine meshediyor. Sonra buyuruyor ki ayaklarını yıkıyor. Evet. Bakın ayaklarını yıkıyor. Ayağına meskeydiği zaman da mese meskediyor. Ve sonra buyuruyor ki هَذَا وُضُوِي وَوُضُوِ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي Bu benim ve benden önceki peygamberlerin aldığı abdesttir diyor. Yani yine dönüp dolaşıp Kur'an-ı Kerim'e geliyoruz ve Allah-u Teala Nisa suresinde diyor ki Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Biz neyin tartışmasını peki, yapıyoruz? Peki ikincisi mesela şimdi ve in kuntum cünüben fettaharu. Evet. Diyor ki cünüb olursanız yıkanın. Nasıl yıkanacağız? Guslun farzı kaç tane? O Kur'an'da yok ki. Şimdi ben buradan birkaç konuya geleceğim. Müsaade ederseniz. Hocam onu şey yapalım unutmayın. Yine bir telefonumuz var. Onu alalım devam edeceğiz. Alo. Alo. Evet Maide Ekinci bizi duyuyor musunuz efendim? Arkadaşlar seyircimiz hatta mı? Evet düşmüş. Daha sonra tekrar bir 5 dakika sonra alalım. Evet. Şimdi peygamberimiz ayağını bizzat yıkamış. Peki mes Kur'an'da var mı? Evet. Şu ayağımıza giyilen deriden yapılmış veya mes kabul edilebilecek şeylerden yapılmış maddelerden mesi peygamberimiz giymiş ve üzerine de mes etmiş. Ve bu tevatür derecesinde hadislerle sabit. Yani o kadar kalabalık sahabe görmüş ki peygamberimizin ayağını yıkadığını topuklarla birlikte. Evet. Ve meskeydiği zaman da mesin üzerine meshettiğini inkarı mümkün değil. Sonra işte ne buyuruyor? Bu benim ve benim benden önceki peygamberlerin abdesti. Gelelim ayağın üzerine meshetmeye. Evet. İranlılar demiş ki buradaki veyahut da Şia diyelim biz buna. Şia demiş ki buradaki ve arculikum başları meshetmenin üzerine atfedilmiş. Onun için ayakları da meshetmek gerekir. Bugün Türkiye'de gerçekten ciddi ehl-i sünnet çizgisinden insanları uzaklaştırmak için bu tür çalışmalar da var. Evet. Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir seferde sahabelerin bazılarının abdest aldığını, şu ökçe kısımlarını ıslatmadıklarını görüyor. Peygamberimiz onlara buyuruyor ki وَيْلٌ لِلْاَقَابِ مِنَ النَّارِ Evet. Abdest alıp da ökçe kısmını ıslatmayanların vay haline. Böyle bir yerde uyarıda bulunuyor. Eğer ayaklara mes olsaydı o zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurur muydu? Evet hocam. Ha gelelim mesela boy abdesti konusuna. Evet. Boy abdesti konusunda şimdi ağza su vermek farz. Buruna su vermek farz. Evet. Vücutta hiçbir kuru yer kalmadan yıkanmak farz. Guslun nasıl yapılacağı konusunda Kur'an'da ayet olmaz ki. Evet. O zaman bunun nasıl yapılacağını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat uygulamış. Ümmetine de bunu tarif etmiş. Mesela haiz olan kadınların Kur'an'da bakın. Haiz olan adet halinde olan kadınların adetlerinin bitiminde boy abdesti almalarını gerektiren emir var. Çünkü Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Feyda tetahharune temizlendikleri zaman. Evet. Yani adet halleri sona erdiğinde boy abdestleri aldıklarında o zaman diyor sizin onlarla evlilik ilişkilerinde bulunmanız helal. Onlara yasak olan bazı şeyler var. O hastalıklarından dolayı muaf tutuldukları onları yapmaları da helal. Ama nohusa kadının dünyaya çocuk getiren kadının boy abdesti almasını gerektiren emir nerede Kur'an'da? Öyle bir emir yok. Evet. Peki o zaman nohusa olan kadınlar nohusalıktan kurtulduktan sonra o da boy abdesti alacak. Namazını kılacak, orucunu tutacak ve kendisine yasak olan şeyler helala dönüşecek. Evet.
Bu açıdan bunların hepsi peygamberimizin hadislerle sabit. Mesela Kur'an'da ehli eşeklerin, evcilleşmiş eşeklerin etinin haram olduğunu ifade eden bir ayet var mı? Yok. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hayber savaşından sonra bir başka ifadesiyle de yine ikinci kez Mekke fethinden sonra efendim sahabe-i kirama iki şeyin yasak olduğunu bizzat kendi sözleriyle ifade ediyorlar. Allah size ehli eşeklerin, evcilleşmiş eşeklerin etlerini haram kıldı. Evet. İnnallah harrama aleykum luhumel himaril ehliye. Ehli eşeklerin etlerini yemenizi size yasak kıldı. Bir de müt'a nikahını yasak kıldı. Müt'a nikahı. Evet. Az önceki seyircimiz hattaymış hocam. Evet. Alo. Evet. Maydanım. Alo. Efendim buyurun. Hoş geldiniz. Sorunuzu alalım. Bir şey diyecektim hocam ben size. Buyurun. Buyurun. Ben biraz önce sizi bir tanesi aradı ya çocuğunu kekemesini. Evet. Bak bizim de çocuğumuz kekemeydi. Sizin evlerde bir doktor var. İsterseniz benim bu numaramı ona verin. Evet. O bizi arasın. Peki. Olur mu? Peki siz tekrar bizim yayın masamızı arayın. Oraya telefon numarası inşallah bırakın. Bir şekilde sevgili izleyicimiz de bizi izliyorsa tekrar o da arasın. Vallahi sizin yayın masanızı ben bilemem şimdi. Şimdi biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siz arkadaşlar şimdi sizi evet. Tekrar yayın masasına bağlayacaklar. Oradaki arkadaşlar siz gerekli bilgileri verin. O şekilde yardımcı olalım inşallah. Öyle mi? Evet. Teşekkür ediyoruz evet. Duyarlılığınız için. Ben sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Şimdi hocam soruyu tekrar siz cevaplıyorsunuz. Yine özetleyelim. Bu arada sosyal medyadan, Facebook'tan da yazan arkadaşlar var. Ahmet Akdağ isminde bir arkadaşımız Ashab suresinin 37. ayetini tefsir eder misiniz diye bir soru sormuş. Hocam Ashab suresi 37. ayet. Ona inşallah bir bakalım. Bir de yine aynı seyircimiz kabir azabı hadislerde geçmektedir. Peygamber Efendimiz bunu söylüyorsa geleceği bilmek olmaz mı? Şayet Allah peygamberimize bunu haber verdiyse ya da gösterdiyse bu geleceği Allah'tan başka kimse bilemez. Ayetine ters düşmez mi diye bir soru sormuş hocam. İkinci soru soralım. Evet. Şimdi bu Ahzab suresi 37. ayet-i kerime evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın çok önemli bir hadiseyi açıklaması ile ilgili bir ayet-i kerime. İsterseniz oradan başlayalım. Peygamberimizin azatlı bir kölesi vardı. Zeyd bin Harise. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onunla Zeynep binti Cahş'ı evlendiriyor. Evet. Yine peygamberimizin hayatıyla alakalı bu tabii, ayet hocam. Tabii. Evet. Ve peygamberimizin aynı zamanda halasının kızı Zeynep binti Cahş evet. Halasının kızı evet. Onunla evlendiriyor. Hazreti Zeyd'le Hazreti Zeynep bir zaman evlilikleri devam ediyor. Sonra bunlar ayrılıyorlar. Allah Kur'an'da diyor ki felemma kada Zeydun minha vadaran zevvecnakeha. Evet. Evet. Zeyd Kur'an'da da ismi bir tek ismi geçen sahabe odur. Efendim ilk Müslümanlardan diyor ki Zeyd hanımıyla olan alakalarını bitirdiğinde zevvecnakeha. Burası çok önemli. Evet. O Zeynep'le biz seni evlendirdik diyor. Ama şimdi bu 37. ayeti kerimede güya peygamberimiz ona önceden meyletmiş oluyor. Bunu soran kasıtlı soruyor. Hı hı. Meyletmiş oluyor kalbi ve bunu da gizliyor. Evet. Kendi güya onun ifadesine göre Zeynep'i boşattırmış oluyor. Sonra kendisi onunla evlenmiş oluyor haşa. Evet. Şimdi burada bir önemli cahiliye adetini ortadan kaldırmak için Zeyd peygamberimizin evlatlığı idi. Evlatlığı. Evet. Yani peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onu kendisine evlatlık edinmişti. Peygamberlikten önce. Ve Zeynep binti Cahş'la evlendiler. Sonra ayrılınca peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla Zeynep'in evlenmesini bizatihi Allah Celle Celaluhu onayladı.
Peki sonra Yahudiler, o zaman Hristiyanlar, münafıklar ne dediler? Peygamber evlatlığının hanımıyla evlendi dediler. Evet. Allah Celle Celaluhu da bu sure-i celile de bunların bu iddialarını reddediyor. Ve buyuruyor ki: "Mâ kâne Muhammedun ebâ ahadin min ricâlikum velâkin Rasûlallâhi ve hâtemen nebiyyîn." Evet. Muhammed Aleyhissalatu vesselam sizin erkeklerinizden hiçbirisinin babası olmadı değildir. Ancak Allah'ın Resulü, elçisi ve peygamberlerin de sonuncusudur. Evet. Allah'ın elçisi ve peygamberlerin de sonuncusudur. Peki peygamberimiz Hazreti Zeynep'le evlenince ne oldu? Bir cahiliye adetini kaldırmış oldu. Evet. Mesela bir insan yabancı bir kızı kendisine evlatlık alsa ya da yabancı bir erkek çocuğunu evlatlık alsa, büyüdüğü zaman onun evladı değil, yabancı bir erkek, yabancı bir kadın olur. İşte bu adeti ortadan kaldırmak için Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la efendim kimi evlendirdi? Hazreti Zeynep'i. Bir cahiliye adetini ortadan kaldırmak için. Çünkü Zeyd Peygamberimizin evladı değil ki, Peygamberimizin yetişmiş oğlu yok ki. Peygamberimiz onun babası değil. Babası değil ki, onun hanımı da onun gelini olsun. Evet. Babası olmayınca Zeyd'in de hanımı onun eşi efendim olduğu için önceden onun gelini değil ki. Tamamen aralarında bir nesep bağı yoktur. Sonra Peygamberimiz isteseydi Zeyd'le evlenmeden Hazreti Zeynep'le evlenirdi. Evet. Hazreti Zeynep zaten Zeyd'le de evlenmeyi çok istememişti. Ama Allah ve Resulü böyle emrettiği için muhalefet etmedi, kabul etti. Sonra geçimsizlikle ayrıldılar. Hı hı. Dolayısıyla bu önemli bir incelik. Burada şimdi gelip de niye peygamber işten böyle duygular taşıdı? Haşa. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kötü duygular taşıyabilir mi? Bu da peygambere bir iftiradır. Evet. Efendimiz 25 yaşındayken kendisinden 15 yaş büyük Hazreti Hatice anamızla evlendi. Ve 25 sene hayatı onunla devam etti. Bir tek bekar olarak, bakire olarak Hazreti Ayşe anamızla evlendi. Evet hocam, son 8 dakikaya giriyoruz. Yine aynı seyircimiz yine bir soru soruyor. Diyor ki, kabir azabı hadislerde geçmektedir. Peygamber Efendimiz bunu söylüyorsa geleceği bilmek olmaz mı? Anladım. Çok güzel. Şayet Allah peygamberimize bunu haber verdiyse ya da gösterdiyse, bu geleceği Allah'tan başka kimse bilemez ayetine ters. O da çok yanlış. Şimdi ben onu söyleyeyim. Evet. Genel gaybı Allah bilir. Amin. Bize göre gayiptir. Bilmezler. Evet. Evet. Ama özel manada peygamberimize Cenab-ı Hak çok gaypları bildirmiş. Mesela Cin suresinde bir ayet var. O kardeşimiz baksın oraya. Hı hı. Cin suresinde. Evet. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Alimul gaybi." Allah Celle Celaluhu bilinmezleri bilendir. Evet. Gaybi bilendir. "Fela yuzhiru ala gaybihi ehaden." Bilinmezlere, gayba hiçbir kulunu aşina kılmaz. Onu o konularda bilgili kılmaz. "İlla men irtada min rasul." Evet. Ancak peygamberlerden seçtiği insanlara gelecekle ilgili haberleri bildirir. Bu ayette sabit. Ayetle evet. Ayetle sabit. Evet. Bakın bu hangi suredeydi? Cin suresi. Evet. Ne diyor Cenab-ı Hak? Allah Celle Celaluhu gaybı bilir. Evet. Evet. Ancak kim bilmez? Ancak Cenab-ı Hakk'ın efendim gaybı aşina kıldığı kimseler bilir. Evet. Bakın ben hemen buradan okuyayım. Ayeti kerime kaçıncı ayet? 26. ayet. Evet. Yaratılmışların kavrayış sınırlarının ötesindeki ni sadece o bilir. Yok, kavrayış sınırları gaybi yani. Evet. Erişilmez derinlikteki sırlarını hiç kimseye açmaz. Bu sırları sadece seçtiği peygamberine açar. Seçtiği peygamberine açar. Evet. 26-27. Çünkü Allah peygamberin önünden ve arkasından muhafız melekler tayin eder de onu korurlar. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak peygamberimize o kadar pencereler açmış ki, kabir azabı da onlardan bir tanesi. Kabir hayatı onlardan bir tanesi. Evet. Şimdi sadece kabirle de sınırlı değil. Hani biz konuşuyorduk ya ölümü ötesi. Evet. Kabirden başka dirilişteki safhalar, şefaat konusu, evet, amellerin tartılması ve bunların tafsilatı, Havzu Kevser konusu,
ve sırata sürülmeleri, sırattaki o ayrıntılar, detaylar, evet, bunların hepsi peygamberimize bildirilen gaybi meseleler. Peygamberler genel gaybi bilmezler. Mutlak gaybi bilmezler. Ancak evet, Allah'ın bildirdiklerini bilirler. Şimdi hocam, bu konular, yani hadis konuları olsun, mezhep konusu olsun, sünnet-i seniyye olsun, peygamberimizin hayatı olsun, bu konular tartışılıyor. Birileri tarafından belki kasıtlı olarak demeyelim de bir şekilde bu tartışmaya açılıyor. Bu konuyla alakalı Yeni Şafak yazarı Sayın Yusuf Kaplan diyor ki, Kur'an asıldır. Sünnet usul, usul olmadan usul olmaz. Hazreti Peygamber'i devre dışı bırakan kendini onun yerine yerleştirir. Sonuç sahte dindir. Yani burada... Evet. Şimdi sevgili kardeşim, Yusuf bakın. Kaplan, hocam, biz ayetler, evet, hadisler çok o konu, evet, konuda. Bakın şimdi biz daha çok şunun üzerinde duracağız. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Cenab-ı Hak emir de veriyor. Evet. قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا دَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهِ. Peki evet, Muhammed aleyhissalatü vesselam, ben kendi faydama ya da kendi zararıma olan şeyleri, ne zararları kaldırmaya ne de kendime fayda getirmeye gücüm yetmez. İlla maşallah. Evet. Ancak Allah'ın diledikleri olur. Velev kuntu alemul gayb. Şimdi bu ayetleri direkt ayet olarak aldığınız zaman bu soranları haklı çıkarır gibi. Ben eğer gaybı bilseydim çok, evet, hayırlar, menfaatlar edinirdim kendime. Ancak bu genel gaybı bilmez. Mesela bunlardan bir tanesi Cebrail aleyhisselam Cibril hadisinde gelip de bir insan suretinde peygamberimize metessa'a, kıyamet ne zaman kopacak diye sorduğunda peygamberimiz orada ne dedi? Mel mes'ulu anha bi alemi minessail. Bu konuda sorulan sorandan daha bilgili değil. Allah bana bildirmedi ki kıyametin ne zaman kopacağını. Evet hocam. Allah Celle Celaluhu'nun bildirmediğini ben bilemem. Ama bunun alametleri vardır diyor. O da gayba ait. Evet. Cenab-ı Hak şu vakit, şu sene, şu saat, şu gece veya şu gündüzde kıyamet kopacak, ancak Allah'ın ilmindedir o. Allah bilir, peygamberine bildirmemiş ama peygamberimize şartlarını, alametlerini, belirtilerini bildirmiş. Demiş ki şunlar, şunlar, şunlar olacak, evet, ondan sonra da kıyamet gerçekleşecek. Evet. İşte bunlar neyi gösteriyor? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama kayıptan bildirileni bilir. Bildirilmeyeni zaten ben bilmem diyor. Evet hocam. Bildirileni de işte Miraç'ta olsun, diğer yerlerde olsun, diyor ki bana Rabbim böyle bildirdi. Ben de, evet, bunu size söylüyorum diyor. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Bugünkü programımızda gayet güzel konulara temas ettiniz. İnşallah gelecek akşam, yani Mevlid Kandili gecesinde Aralık, yine bu konuyla günü ilgili daha ayrıntılı, evet, şeyler söyleyelim. Daha detaylı şeyler ben konuşacağız. Ben şunu müsaadenizle izleyicilerimize söyleyeyim. Yani bu tabi maal okuyanlar var. Maalciler, evet, bu işin içinden çıkamazlar. Evet. Maal İslam'ı anlatmaya yetmez. Evet. Sünnet ayağını iyi öğrenmek lazım. Sahabenin Kur'an nasıl anladığına bakmak lazım. O gündeki insanlar bugünden daha iyi anlıyorlar Ercan Bey. O günü bugünden daha iyi irdeleyen. Şimdi şöyle bir şey var hocam. Sünneti ve hadisleri Kur'an'ın önüne geçti diyenler kendilerini ön plana çıkararak, yani hadisleri ve sünneti devre dışı bırakıp kendilerini bir kez Kur'an-ı Kerim'in üzerine çıkarmıyorlar. Aynen. Yani bunu yine inşallah salı günü inşallah bu konuya değinelim. Ben çok çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür son ederim. Son iki dakikamız bir duayla bu akşamki programımızı noktalayalım. Duadan sonra inşallah veda edeceğiz. Buyurun hocam. Amin. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme sellimna ve sellim dinena ve la teslub vakten nez'i imanena ve la tusellit aleyna bi zunubina men la yekhafuke ve la yekhşake ve la yerhamuna ve arzukna khayre iddünya vel ahireh inneke ala kulli şeyin kadir. Allahümme thabbit kulubena ala dinik. Allahümme thabbit kulubena ala dinik. Allahümme thabbit kulubena ala dinik. Ey Allah'ım, kalplerimizi dinin üzerinde sabit kıl. Ey Allah'ım, kalplerimizi dinin üzerinde sabit kıl. Ey Allah'ım, kalplerimizi dinin üzerinde sabit kıl. Ey Allah'ım, bizleri hidayete ulaştırdıktan sonra batıla meylettirme. Elimizi harama uzattırma. Dilimizde batılları söylettirme. Kulağımızla haramları dinlettirme. Ayağımızla haramı işlettirme. Ya Rabbi,
İslam'ı gerçek anlayanlardan eyle. Ya Rabbel Alemin, hakkı hak bilip hakka uymayı, batılı batıl bilip batıldan ve batıl ehlinden sakınmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, ya Rabbel Alemin, İslam'ı, sünneti, kitabı ve gerçekten Kur'an ve sünnetin onayladığı gerçek manada İslam'ın önünü açmak için İslam'ı açıklayan, yorumlayan ve bizim anlayacağımız şekle getiren bütün İslam büyüklerine dua ediyoruz. Cenab-ı Hak inşallah onlardan razı olur. Ya Rabbi bizi de o yolda daim eyle. Ehli batılın, ehli fesadın dediklerine bizi ya Rabbi mahkum eyleme. Amin. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, böylece bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah 22 Aralık Salı günü saat 20 civarında veyahut da 20.30 civarında Mevlid Kandili özel programıyla karşınızda olacağız sevgili seyirciler. Salı günü yine Peygamber Efendimiz'i konuşmaya devam edeceğiz. Huzurlarınızdan ayrılırken göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar karşınızda olmak ümidiyle hepinize mutlu bir akşam diliyoruz efendim. Hoşçakalın.